Ve geldi Tonguç evladım benim, ikinci yazılıya hazır mıyız senle? Hazır değilim hocam, nasıl hazır olayım? Beraber hazırlanacağız, hiç merak etme, sakin ol şampiyon. Çok korkuyorum hocam. Şimdi Tonguç abi, yazılı notları diye bir kitabımız çıktı, onu söylemek istiyorum. Birinci dönem ikinci yazılının tüm konularına çalışmak için. Tüm dersler var mı aynen, hocam? Aynen, tüm derslerine çalışmak için özel özel notlar çıkardık sana, kazanımlara çıkardık. Ondan sonra kavramlar, formüller şeklinde gerçekten çok uğraştık ve bunun için de sen Türkiye'deki tüm kırtasiyelerden, kitapçılarımızdan alabilirsin. Bunun listesi de aşağıda. Hemen ufak bir bal girdikten sonra hemen sana birinci dönem ikinci yazı konularını hatırlatmak istiyorum. Bugün ne yapacağız hocam? Tonguç abi, bugün yapacağımız şey aslında şu. İlk başta süper hızlı, bak bunu söylemek istiyorum, tekrar söylemek istiyorum. Süper hızlı bir konu tekrarı yapacağız. Ama süper hızlı konu tekrarında biliyorsun bu dönemki yani ikinci yazıda konularımız çarpanlar katlardan çok az sonra gelecek. Üstler ifadelerden yine az gelecek ama karekökli ifadeler ağırlıklı. Aynı zamanda veri analizi gelecek Tonguç Elenmeyen. Aynı zamanda olasılık ve cebirsel ifadelerden olmak üzere konularımız aslında bunlar. Olasılıktan soru gelme olasılığı aynen. Nedir hocam? Çok yüksek gerçekten de çünkü asıl konumuz neredeyse o. Ve sonrasında da gerçekten hem yeni nesile yatkın hem de sınavlarda çıkabilecek tarzda sorular beraber çözeceğiz. Üstü ifadelerden çözeceğiz. Olasılıktan çözeceğiz. Tonguç abim karekökli ifadelerden çözeceğiz. Veri analizinden çözeceğiz Tonguç abim. Of of. Ve bunların hepsini geçtikten sonra cebirsel ifadelerden çözeceğiz. Ve çok güzel sorularımızla. Hayatım çok güzel kayacak. Hayır saçmalama, hayatın kaymayacak. Bütün sınava gerçekten tam net bir şekilde hazırlanmış olacaksın. Şimdi seninle süper hızlı. Bunlar zaten çok eski konular olduğu için çok fazla soru gelmeyecek. Süper hızlı konu tekrar yapacağım. Ondan sonra da hemen neye geçeceğiz Tonguç abi? Benim sorularımıza geçeceğiz. Şimdi Tonguç, bilmemiz gerekenleri hemen tekrar edelim. 40'ın çarpanları 1, 40, 2, 20, ondan sonra 4, 10, ondan sonra 5, 8 şeklinde çarpanlar ayırıyordu. Ondan sonra çarpan ağacı yapabiliyorduk. 24'ü mesela 2, 12, 12'yi 2, 6 diye çarpan ayırıyorduk. Yani bu ikisinin çarpımı yukarıdaki veriyordu. 6 kere 6 da 3 ve 2 şeklinde çarpan ayırıyordu. Bunlarsa asal çarpanları demekti. Asal sayı da kendisi ve birden başka böyle olmayan sayılardı. Hemen bunları hatırladık hızlı bir şekilde. Sonrasında bir de asal çarpan algoritması vardı. 24'ü 2'ye böldük 12. 12'yi 2'ye böldük 6. 6'yı 2'ye böldük 3. 3'ü 3'e böldük, 3'ü böldük 1. Dolayısıyla ben burada 1, 2, 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3 yazıyordum. Bir tane 3 olduğu için 3 üzeri 1 yazıyordum. Ve bunların çarpımı da buradaki en baştaki sayı ediyordu. Ve şunu hatırlamamız gerekiyor. Aralarında asal sayılar aslında hiçbir ortak bölünen olmayan sayılardı. Mesela 5 ile 18 mesela. Hiçbir ortak bölünen yok birden başka. A ve B aralarında asal ise şunu unutmayalım Tonguç Elan Bey. Bu zor sorularda çıkabilir karşımıza. EKOK'ları çarpımıdır, EBOB'ları da 1'dir diyebiliriz. Şunu unutmayalım, bu da önemli. EKOK bulmak aslında küçük parçaları birleştirip büyük parçalı yapmaya yarar. EBOB bulmaksa büyük bir parçayı küçük parçaya ayırmaya yarar ve bir iki sayının EBOB ile EKOK'unun çarpımı sayıların çarpımına eşittir dedik. Şimdi tabii bunların hepsinin özel, uzun, detaylı notlarını Tonguç Eren Bey'im daha detaylı derken tam yazılıda çıkacak notlarını aslında buradan karşına bulabilirsin Tonguç Eren Bey'im. Bu şekilde çalışaraktan tüm dersler var değil mi hocam? Aynen, tüm dersler olduğu için tüm dersleri de tek bir kitaptan çalışaraktan bütün hepsinin tekrarını yapmış olacaksın. Hadi bakalım şimdiden başarılar. Şimdi üstlü ifadeler ve karekökli ifadeler ikiye ayırdık ve çok süper hızlıya devam ediyoruz. Eğer bir sayının sıfırıncı kuvveti ise cevabı birdir. Bunu hatırlayalım. Negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitifti. Negatif bir sayının tek kuvvetleri negatifti. Bir şey değişmiyordu. Eğer bir sayının eksi birinci kuvveti ise bunu ters çevirip tepe taklak yapıyorduk. Unutmayalım. Ve aynı zamanda amuda kalktı. İki sayının üst sayının çarpımı ise a üzeri x ile a üzeri y'nin çarpımında üstleri topluyorduk. Tonguç Eren Bey'im a üzeri x artı y. Eğer bunları bölersek de üstleri çıkartıyorduk. A üzeri x eksi y şeklinde yazabiliyorduk. Ardından Tonguç Eren Bey'im, eğer tabanlar aynı, üstler aynıysa tabanları çarpıyorduk. Üstler aynıysa tabanları bölüyorduk. Bölmede aynı şekilde, çarpmada da aynı şekilde ilerliyorduk. Üstün üstü çok çok önemli. Her sınavda %100 çıkar Tonguç Eren Bey'im. Dolayısıyla üstün üstünde bilmemiz gereken şey A üzeri x üzeri y'de A üzeri x çarpı y yapıyorduk. Yani üzerlerini çarpıyorduk. Ve bilimsel gösterim de çok hayati bir şeydi gerçekten de. Bilimsel gösterimde eğer bir sayıyı A çarpı 10 üzeri N şeklinde yazıyorsan bu bilimsel gösterimdir ama tek bir şart var. A sayısının 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu ve N de bir tam sayı olacaktı diyoruz. Şimdi geldik hemen karekök ifadelere bak. 1, 4, 9, 16 zaten tam kare ifadelerdi. Bunlar zaten birinci yazılımda da çıktı ama ikinci kısmı yani son kısmı ikinci yazıda gerçekten çıkacak kısımlar diyebiliriz.
1-4-9-16-25-36 şeklinde ilerleyen tam kare sayıları çok iyi bilmek gerekiyor. Kare kök sayıları yapabilmek için. Ve mesela 2-3-4 diye normal tam sayılar var ya Tonguç herhalde. Evet hocam. İşte bunların arasında mesela kök 5 var, kök 14 var. Neden diyeceksin? Çünkü aslında bu kök 4'tü, bu da kök 9'du, bu da kök 16'ydı. O zaman sana desek ki kök 14 nerede? 3 ile 4 arasında öğretmenim diyebilirsin Tonguç herhalde. Kök 5 nerede? 2 ile 3 arasında diyebilirsin Tonguç herhalde. Bunlar çıkar değil mi hocam? Kesinlikle. Ve A kök B ifadesini ben oluştururken mesela diyordum ki karekök 80 nedir? Karekök 80 nedir? 16 çarpı 5'tir. 16'dan niye çıkar dışarıya? 4 diye çıkar. 4 kök 5'tir. Ama ben bunun aynısını tersini yapabiliyorum. Yani A'yı içeriye sokup da A kare B şeklinde yazabiliyorum diyebiliriz. Ve toplama çıkarma aşırı basit elma armut hesabı 2 tane elma ile 3 tane elma bak 2 çarpı kök 5 3 çarpı kök 5 ve bir tane elma çıkartırsa ne olur 2 tane 3 5 bir elma çıkarsa 4 elma 4 tane elmayı çıkartabiliyoruz. Ve çarpmada ne, bölmede ne yapıyorduk? Çarpmada normal sayı ile normal sayı çarpıyorduk 10 çıkıyor. Kök sayı ile kök sayı çarpıyoruz kök 6 çıkıyor. İşte bitti bu kadar. Köklü sayı ile köklü sayı çarparsan kökün içinde kalıyor unutmayalım. Aynı şekilde bölmede de kök 50 ile kök 10'u böldük. Kök 5 bitti bu kadar diyebiliriz. Yani yine normal sayı normal sayıya bölünür. Kök sayı kök sayıya bölünür prensibimiz. Karekök ifadenin ikinci kısmında ise işte burada sınavda soru gelme olasılığı arttı. Artık soru gelecek yerler arttı değil mi hocam? Artık soru gelme olasılığı arttı. Yani veri analizi, karekök ifadelerin son kısmı, aynı zamanda olasılık, cebirsel ifadeler. İşte aslında ikinci yazımız... Zamanın kuyruğun koptuğu yer diyebilir miyiz? Evet tebrik ediyorum seni. Yani ikinci yazımız esas buradan çıkacak diyebiliriz. Doğal sayı çarpanlar demek aslında mesela 3 kök 2 ile neyi çarparsam doğal sayılar dersek hemen bunun içine köklü ifadenin aynısını yazıyorsun ve kök 2 yazıyorsun. Ne oluyor o zaman? 3 kök 2 çarpı kök 2. Kök 2 ile kök 2 çarptığı zaman 2 eder 3 kere 2'den 6 çıktı baksana. Kök 24 dediğimiz şey aslında ne dedi Tonguç Eren benim? 6 kere 4 olduğu için 24. 2 kök 6'dır diyebilir miyiz? E o zaman bunun içinde de kök 6 olmak zorunda. 2 kök 6 ile kök 6'yı çarparsak kök 6 kök 6 6 ederdi. 6 kere 2 de 12 çıkar cevabımız. Bir karekök 1,21'de ne yapacaktık? 121 bölü 100 şeklinde yazdıktan sonra bu zımbırtıyı 121 11'in karesidir. %10'un karesidir şeklinde karekökün dışına çıkar. Ve burada bir de 1 tam 10'da 1 olabilir diyebiliriz. Geldik buna mesela 25 bölü 10'da 1'ler, 100'de 1'ler, 1000'de 1'ler, 10.000'de 1'ler. 25 bölü 10.000 şeklinde yazdım. 25 5'in karesidir, 10.000'de 100'ün karesidir. 5 bölü 100'den 0 tam %5 şeklinde yazabiliriz. Rasyonel ve irrasyonel sayı ayrımı çok önemli. Pi dediğimiz şey irrasyoneldir unutmayalım Tonguç Eren Bey. Kök 2 irrasyoneldir, kök 90 irrasyoneldir. Çünkü kökün dışına çıkamaz. Ama kök 4 nedir biliyor musun? 2'dir. İki sayısıdır doğal sayıdır. Dolayısıyla rasyonel sayılar içeriyor. Natural sayı. Doğal sayılar, tam sayılar hepsi aslında birer rasyonel sayı. Mesela 0, 1 hem doğal sayı hem tam sayıdır hem de rasyonel sayıdır. Çünkü doğal sayı ve tam sayılar rasyonel sayıların içine girer. Mesela 1 bölü 2 de bir rasyonel sayıdır. Eksi 3 bölü 7. Virgülü sayıların hepsi ve devirli sayıların hepsi de rasyonel sayılardır diyebiliriz. Bunlara da hepsine genel olarak bütün sayıları biz gerçek sayılar diyoruz. Hatta reel sayılar da diyebiliriz. Gerek Tonguç Eren Bey'im veri analizine. Veri analizi kısmında da çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği 3 tane bilmemiz gereken başlık. Artış ve düşüşleri göstermek için çizgi grafiği. Mesela sıcaklık. Benim her zaman hoşuma giden sıcaklıktır. Mesela sıcaklık arttı, onsa azaldı. Tekrar arttı, tekrar azaldı. Gibi şeklinde çizgi grafiği aslında bize sıcaklık gibi, hız gibi, anlık hız gibi verileri göstermek için kullanılır. Sütun grafiğine baktığımız zaman farklı verileri kaçmıyor. Mesela Fenerbahçe'nin taraftar sayısı, Galatasaray'ın taraftar sayısı, işte Beşiktaş'ın taraftar sayısı, işte Trabzonspor'un taraftar sayısı. Sallıyorum. Bir gün herkes Menemen Sporlu olacak. Evet tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla sütun grafiği de farklı bir. Mesela arkadaşların aldığı notların karşılaştırmasını sütun grafiğiyle yapabiliriz. Daire grafiğine baktığımız zaman bir bütünün parçalarını göstermek için kullanılır. Mesela dersin ki sen işte ben haşlığımın yarısıyla domates aldım. Ondan sonra üçte biriyle patates aldım. Ve diğer kalan kısmı... Buna göre dangozum ben. Aynen. Harçlıkla patatesle domates alınmaz. Manav... Zararlı şeyler alınır. Saçmalama ne diyorsun? Daire grafiği de bir bütünün parçalarını göstermek için kullanıyor. Mesela şöyle bir olay var ki sınavda çıkma olasılığı çok yüksek gerçekten. Sütun grafiği verir daire grafiğini sorar veya daire grafiği verir sütun grafiğini sorar. Tabii ki sütunu çizmek daha zor olduğu için genellikle öğretmenlerimiz sütundan daireye gitmeyi sorarlar Tonguç Eren Bey. Burada yapmamız gereken şey çok basitti aslında. Neydi Tonguç Eren Bey? Bu sütun grafiğindeki bütün verileri topluyordun ve verilerin toplamını buluyordun. Verilerin toplamını bulduktan sonra mesela şu veriyi istiyorsa 5 bölü bütün hepsinin toplamı 18 diyorsun. Eşittir merkez açı bölü 360 derece şeklinde bir formülümüz var. Merkez açıyı da alfa ile gösterebiliriz dedi.
Geldik olasılıkla. Olasılıkta bilmemiz gerekenler ilk başta olası durumlar. Olasılığın mantığı şu. Mesela Tonguç Erman, biz parayı attığım zaman kaç tane olası durum var desem ne dersin biliyor musun ona? Ya yazı, ya tura, ya da aynen. Dik. İki tane olasılık var saçma ama iki tane olası durum vardır. Yazı ve tura olası durumları. Dolayısıyla zar atılırsa olası, bak para atılırsa olası durumların sayısı iki tanedir Tonguç Erman. Zar atılırsa kaç tane biliyor musun? 600 olduğu için 6 tane farklı seçenek olabilir. Şunu unutmayalım. Eş olasılıklı olaylar mesela yazının gelme olasılığıyla turanın gelme olasılığı aynıdır Tonguç Erman. Daha fazla ve yazı geliyor daha az olasılıklara baktığımız zaman mesela bir zar attığımız zaman 2'den yüksek gelme olasılığı 3, 4, 5 3, 4, 5, 6 4 tanedir. 2'den az gelme olasılığı 1 tanedir. Sadece 1. Dolayısıyla 2'den yüksek gelme olasılığı 2'den düşük gelme olasılığından daha fazladır diyebiliriz mesela. Bunun gibi daha az daha fazla diyebiliyoruz. Bir olayın olma olasılığı inanılmaz basit bir formülü var. Bizim istediğimiz bölü tüm olabilecekler. Yani istediğimiz bölü olası durumların sayısının hepsi diyebiliriz. Kesin olay dediğimiz şey gerçek bir şey kesin olaylar. Mesela Tonguç Erman Bey'im hemen söyler misin? Zarı attığımız zaman 7'den küçük gelme olasılığı nedir? 1, 2, 3, 4. Kesin. Başka hiçbir olasılık yok zaten. 7'den hep küçük gelecek. İmkansız olaysa 7'den büyük gelme olasılığı çünkü hiçbir zaman öyle bir şey olamaz. Olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı her zaman 1'dir bir olayın. Çünkü 1 dediğimiz şey aslında ne biliyor musun Tonguç Erman Bey? 100 bölü 100'dür. Yani %100 ne demek Allah'ını seversen? 1'dir işte bu kadar. 100 bölü 100 1'dir. Dolayısıyla %100 demek aslında mesela bu zar kesin 7'den küçük gelecek. %100 olasılıktır diyebiliriz. Şimdi geldik terimlere. Cebisel ifadelere geldik şimdi. Cebisel ifadelerde eğer bir ifade böyle x'li y'li bilmem ne zımbırtılı yazıldıysa buna cebisel ifade deriz. Buradaki terimler artı ve eksi arasındaki her şey. Mesela x kare. Sonra bak dikkat et. Eksiyi yazmak zorundasın. Eksi 2x. Sonra Tonguç Erman Bey'im artı x. Bu da. Ondan sonra artı y. Artı yazmasan olur mu? Yine ben yazıyorum kafanı karıştırmasın diye. Çünkü eksiler kafa karıştırabilir. Bir de artı 1 Tonguç Erman Bey'im. Benzer terimlerse toplanıp çıkarılabilen terimler. Yani eksi 2x'e artı x'i ben toplayabiliyorum. Dolayısıyla bunlar benzer terimlerdir diyoruz. En sade halini sorarsa Tonguç unutma. Sınavda sorabilir bunların. En sade halini sorarsa benzer terimleri toplamak gerekebilir. Değişkenlerse bilmediğimiz sayılar x ve y mesela burada var. Dolayısıyla değişken ve bilinmeyen x ve y'dir diyebiliriz. Aynı zamanda Tonguç Erman Bey'im sabit terimse x'i ve y'si olmayan terimdir diyebiliriz. Geldik burada hani mesela dağılma özelliğini hatırlayalım çünkü bunlar çok işlemeyecek. 2 çarpı x, 2x, 2 çarpı 1 artı 2 şeklinde dağıtabiliyoruz. Burada da dörtlü dağılma var. Bununla bu, bununla bu. Mesela a çarpı 2a, 2a'nın karesi, a çarpı eksi 3, eksi 3a, 1 çarpı artı 2, artı 2a. Aynı zamanda 1 çarpı eksi 3, eksi 3 şeklinde dağıtabiliriz ve benzer terimlerle de işlem yapıp daha sade halini bulabiliriz. Geldik artık en önemlilerini özdeşikler artık bitiriyoruz zaten. Hemen yazıya geçiyoruz. Tonguç Erman Bey'im özdeşiklerde bir tam kareler var bir de iki kare farkı var ki gerçekten matematiğin en önemli özdeşiği diyebiliriz. Eğer tam kare varsa a artı b'nin karesini bulacaksak insanın aklına hemen şu geliyor. A kare artı B kareye geliyor değil mi Tonguç Erman? Evet. Yani ikisinin de karesini alırım. Ne uzatıyorsun kardeşim? Yani lütfen. Ama sadece ve sadece senden şunu istiyorum. Araya artı diyerekten ikisinin çarpımının iki katını ekle. Yani artı 2AB'yi ekle. Yani bunun açılımı dediğimiz şey A kare artı 2AB artı B kare şeklinde aç. Burada mesela A eksi B'nin karesi. Buna çok dikkat et. Eksinin karesi de çift kuvvet olduğu için artı olacak. Dolayısıyla bunun cevabı a kare artı b kare gibi duruyor. Yani. Ama sadece seninle araya bir şey eklemeni istiyorum. Bu ikisinin çarpımını... Zıkırmayacağım hocam. Teşekkür ekleyeceğim. Ederim. Bu ikisinin çarpımını ilk katına ekle. Eksi 2 ab'ye ekle. Çünkü bak eksi a, b ile a'nın çarpımı eksi ab'dir. İlk katı da eksi 2 ab'dir diyebiliriz. Şimdi iki kare farkı ise çok özel bir özdeşik. Eğer bu neyin karesi? A'nın karesi. Bu neyin karesi? B'nin karesi. O zaman diyorum ki ben a ile b'yi bir çıkar, a ile b'yi bir topla, sonra bu ikisini çarp evladım birbirle bu kadar. Geldik böyle bir ifade verilirse tam kare yap derse ise ki sınavda bundan gelmesini de bekliyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken bu neyin karesi x'in karesi, bu neyin karesi 3y'nin karesi. Bu ikisinin çarpımının iki katı ortada var mı? Evet var. 3y x'in çarpımı 3x'ye'dir ve iki katı da 6x'ye'dir diyebiliriz. Dolayısıyla ben bunu x artı 3y'nin karesi şeklinde yazabilirim. Çünkü burada da artı olduğu için artı yazarım. Eksi olsaydı eksi yazardım şeklinde yapıyoruz. Artık bitti. Gerçekten bütün konuları tekrar ettik. Tonguç Erman Bey'im aynı zamanda
daha detaylı, daha uzun, kendi başına çalışacağın, sınavdan önce hep yanında bulunacağı özel notları görmek istiyorsan, daha detaylı notları görmek istiyorsan, yaz öncesi son tekrar kitabımızı Türkiye'deki tüm kitapçılardan alabilirsin Tonguç Eren Bey'im. Bunların listesi zaten sana yakın olan kitapçının listesinde hemen i butonundan veya aşağıdan bulabilirsin diyorum. Ve şimdi artık yazılımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum, başlıyorum. Şimdi Tonguç Eren Bey'im, tabii ki bir sürü soru çeşidi var, kareköklü var, olasılık var. Senle tane tane bunları göstereceğim ve gerçekten de hani bütün hepsini tekrar etmiş olacağız. Adam demiş ki gerçekten de bir yeni nesil soru tarzı da var burada tabii ki. Çünkü artık hocalarımız da beceri temelli soru hazırlayacaklar sınavlarımızda. Ona da hazırlı olmamız gerekiyor. Görselde ebatları verilen eş kare dik prizmalar A noktasından başlayarak AB doğrusal çizgisi boyunca, yani buradan buraya kadar dizilince her iki durumda son prizmalar ile B noktası arasındaki mesafeler 6 cm olmak üzere. Yani şurada hep bir 6 cm'lik boşluk kalıyordu demiş. AB 160 santimetreden küçük olduğuna göre, yani şu uzaklık 160 santimetreden küçük olduğuna göre, aşağıda verilen küplerden hangileri görseldeki gibi yan yana dizilerek AB mesafesini tam olarak doldurulabilir demiş. Şimdi adam bize bunlardan hangisi olabilir diye soruyor. Bir kere şunu unutmayalım. Bak, bir böyle koydum, bir böyle koydum. Bir kere şu uzunluk 8 santimetre, 4 santimetre değil mi Tonguç Eren? Evet hocam. Peki şu uzunluk kaç santimetredir Tonguç Eren abi benim sence? 8. Harika. O zaman çünkü burasını yatırdıysan, o zaman burası 8 santimetre. Yani. Burası 4, burası 8. Burası 4, burası 8. Şekilde ilerlemeyecek mi Tonguç Eren abi? Takla atla. Dolayısıyla diyor. Aynen. Dolayısıyla şuradaki iki bloğu alırsan beğer, bu 12 santimetre etmez mi Tonguç Eren abi? Eder hocam. Peki şu iki bloğu alırsam bu da 12 santimetre etmez Tonguç Eren Bey'im. O zaman aslında bu 8, 4, 4, 8 diye kafa karıştıracağımıza diyorum ki ya kardeşim zaten burası 8'di. Bundan bir önceki de aslında böyle olduğu için burası 4'tü değil mi Tonguç? Dolayısıyla bunlar aslında 12, 12, 12, 12, 12 gidiyor değil mi Tonguç Eren Bey'im? Evet hocam. Ha, şimdi bunu bulduk. Sonrasında burası ise burası 8, burası 8, burası 8, burası 8. Dolayısıyla bu da 8, 8, 8'i gitmiyor mu öyle adım? İşsiz bir soruya benziyor. Ha, o zaman bizim yapmamız gereken şey şu. Bunların ekokunu bulacağız. Çünkü bunlar birleşecekler. Nerede birleşecekler bunlar aslında? Bunlar şurada birleşecekler. Yani AB mesafesinden 6 santimetre geride birleşecekler. Bunların ekokunu bulduğumuz zaman en küçük ortak katı hemen bulalım. 8, 12, hemen şöyle 2'ye böldüm 4. 6 değil mi Tonguç Eren Bey? 2'ye böldüm 2, 3 değil mi? 2'ye böldüm 1, 3, 3'e böldüm 1. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24 de hatırlıyorsan 24, ama dikkat et santimetre. Çünkü bunlar santimetre olduğu için, şunlar santimetre olduğu için bu da santimetre olacak. Bunların ekoku dediğimiz şey bunların en küçük birleşeceği yer demek aslında. Bunlar 24 santimetrede bir, hatta şurada bir, bak buna bir tane daha koyarsak böyle. Aslında bunlar aynı hizaya gelecekler. 12, 12, 8, 8, 8. 3 tane de birleşebiliyorlar. Peki adam demiş ki 160'tan küçük de demiş. AB mesafesini tam olarak dolduracağız demiş. Ve 160'tan küçükken 6 santimetre boşluk kalıyor demiş. Ya o zaman 160'tan küçükken hani acaba 24'ün hangi katları vardı? 24'ün 2 katı 48, 3 katı 72, 4 katı 96, 5 katı 120, 6 katı 144, 7 katı 160. Aa, o zaman burası olmaz. 7 katı mı dedim? Dur bakayım. Evet, 7 katı 7 kere 4 28, 7 katı, dur bakayım. 6 katı, 6 kere 4 24'ten doğru. 7 katı da 168 eder, özür dilerim. 160'tan küçük olduğu için, 160'tan büyük olduğu için bunu attım bile. Dolayısıyla ben bunu oynarım. 160'tan küçük olmasını istiyoruz. Ve sonrasında Tonguç Eren Bey, diyoruz ki 144 olursa eğer, 144 olursa eğer, buna bir de ne eklemek gerekiyor ki AB mesafesini dolduralım? 6 santimetre. Yani 144'e bir de 6 eklersem 150 eder Tonguç Eren Bey'im. 150 santimetreyi hangi blokla tamamen doldurabiliriz desen, hemen bakalım. 12 santimetre 150'yi bölemez, kusura bakma. 75 santimetre 150'yi bölebilir Tonguç Eren Bey'im. Süpersin. 130 santimetre 150'yi bölebilir Tonguç Eren Bey'im. Ama 32 bölemez Tonguç Eren Bey'im. Dolayısıyla burada doğru cevaplarımız bunlar. AB mesafesini hangileri dediği için B ve C'yi seçiyoruz. Bravo diyorum sana. Geldik bir kırtasiyede 4 üzeri 8 adet kalem bulmak. Nasıl bir kırtasiye burası? Aman Allah'ım, ne kadar fazla kalem var. Bu kalemler, bu bayağı büyük bir sayı bulunduğunu söylemek istiyorum. Her biri 32 kalem olan kutulara yerleştiriliyor. Her bir kutunun fiyatı 8 TL olduğuna göre kırtasiye bu kalemle satışan kaç TL kazanacaktır? Bir kere hemen şöyle düşünelim. Bir kere 4 üzeri 8,
32, 8. Bunların hepsinin 2'nin kuvveti olduğunu görebiliyoruz. Çünkü 2 giller vardı hatırlıyorsan. 4 dediğimiz şey 2'nin karesiydi. 32 dediğimiz şey 2'nin 5. kuvvetiydi. 8 dediğimiz şey de 2'nin 3. kuvveti. Gel bakalım buradaki verilenleri biz düzenlemeye çalışalım. 4 dediğimiz şey 2'nin 2. kuvveti olduğuna göre 4 üzeri 8 de 2'nin 2. kuvvetinin 8. kuvvetidir. Dolayısıyla 2 üzeri üstün üstü kuralından 16 adet kalem vardır diyebiliriz. Biz kalem sayısını bulduk. Bunu biz 2 üzeri 5 kalem kutusuna bölüştürmek istiyoruz değil mi Tonguç Ören Bey? Evet, o zaman mesela şöyle düşünelim. Buradaki sayılar karışık. Mesela şöyle dese 10 adet kalemi 2 adet kalem kutusuna bölüştürmek istiyorum dese ne yaparsın Tonguç Ören Bey? Bak hemen şöyle düşünelim. Bu sayı yokmuş gibi. 12'ye bölerim. Aynen bu 10. Bu da 2 diyelim. Hiç bu sayılar yokmuş gibi düşün. 10 adet kalemi, 2 adet kalem kutusunu 12'ye bölersin. Bunu buna bölüyorsan aynı şekilde bunu da buna bölmen gerekiyor ki kaç tane kutu olacağını bulasın. Yani ben 2 üzeri 16'yı 2 üzeri 5'e böldüğüm zaman kaç tane kalem kutusu olduğunu bulabileceğim. Hemen ne yapıyorduk bölmede? Tabanlar aynıysa üstleri birbirinden çıkartıp 2 üzeri 16 eksi 5'ten 11 adet kalem pardon özür dilerim burada kutulara her biri bu kalem kutusu değil aslında kalem miktarı bir kutunun içindeki kalem miktarı. O zaman 2 üzeri 11 adet kalem kutusu ortaya çıkıyor değil mi Tonguç Ören Bey? Ha o zaman benim elimde 2 üzeri 11 adet kalem kutusu varsa evladım benim ne yapmam gerekiyor? Her birisini 8 TL'den satmam gerekiyor. O zaman 2 üzeri 11 çarpı yani mesela 10 tane kalem kutum varsa 8 TL'den satsam 10 çarpı 8 ederim değil mi evladım benim? Evet hocam. Aynı şekilde 2 üzeri 11 tane varsa her birisini 2 üzeri 3 TL'den satsam bu ikisini çarpmam gerekiyor. Ve çarpmada üstler toplanıyordu tabanlar aynı olduğu için 2 üzeri 14 TL para kazanacaktır diyebilirim. Bravo diyorum sana geldik diğer sorumuza. Yukarıdaki iki farklı dikdörtgenin ebatları santimetre cinsinden verilmiş. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İki dikdörtgenin alanların farkı 720 santimetre kare olduğuna göre demiş. X'i bulunuz demiş. Hemen ilk başta. X bir kere yazıyor altında. Evet tebrik ediyorum. Bak, birinci dikdörtgen diyelim. Birinci dikdörtgen diyelim. Birinci dikdörtgenin bir alanını hesaplamaya çalışalım. İkinci dikdörtgen diyelim Tonguç Ören Bey'im. İkinci dikdörtgen diyelim. Ve bunların bir alanlarını hesaplayalım bakalım. Hesaplayalım şimdi hocam. Şimdi Tonguç Ören Bey'im. Hesap makinesi getireyim mi? Hayır hiç gerek yok. Bu ikisini çarparak kısa kenarla uzun kenarla çarparak hesaplayalım. 3 üzeri X çarpı 4 üzeri X artı 1 diyor ya burada. Yani bu artı 1 benim canımı sıkıyor. Neden canımı sıkıyor biliyor musun? Sinir bozucu. Aslında bu 4 üzeri x artı 1 üstler ne zaman toplanırdı hatırlıyor musun evladım benim? İşte üstler tabanla çarpması yapılınca değil mi? Mesela ben 4 üzeri x ile 4 üzeri 1'i çarparsam ne yapıyorduk? Tabanlar aynı. Aa ne güzel. Üstleri toplarım. X artı 1 yazarım. Değil mi herhalde? Evet hocam. Aslında bu 4 üzeri x artı 1 aslında 4 üzeri x ile 4 üzeri 1'in çarpımıdır. Bak bunu görürsem eğer bu 4 üzeri x artı 1 yerine 4 üzeri x ile 4 üzeri 1 yazarım. Yani aslında 4'tür diyebilirim. O zaman bak bunların üstleri aynı oldu mu evladım benim? Evet. O yüzden tabanları çarpabilirim. Tabanları çarparsam 12 üzeri üstler aynı kalacak şekilde 12 üzeri x yazarım. Ve yanında da çarpı 4 işte bu dikdörtgenin alanını hesaplamış oldum. Geldik ikinci dörtgene. Bu zımbırtı da aynı şekilde bak 3 üzeri x artı 2 dediğimiz şey aslında 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 şeklinde parçalanabiliyor. Dolayısıyla ben bunun alanını hesaplarsam yani 4 üzeri x çarpı bununla bunu çarpmam gerekiyor. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 diye yazabiliyorum bu zımbırtıyı artık gördüğün gibi. Şu şekilde yazabiliyorum. Yazdıktan sonra dedim ki bu x'in çarpımı zaten aynı 12 üzeri x'ti. Üstler aynı olduğu için tabanları çarptım. Çarpı bu zımbırtı zaten 9. O zaman bu da bunun alanı dedik. Ve alanları farkının bize 720 cm² olduğunu söylemiş. Hemen o zaman yapmaya çalışalım. Bundan bunu çıkarttığımız zaman yani hemen şöyle diyeyim. Bu çünkü daha büyük gözüküyor. 9 çarpı 12 üzeri x'ten eksi 4 çarpı 12 üzeri x'i çıkardığım zaman Tonguç Ören Bey'im 720 çıkacağını söylemiş. Burada çok önemli bir şey var. Burada aynı kareköklü ifadeler gibi elma armut hesabı yapmam gerekiyor. Yani bak şu bir elmaysa şu da başka bir elmaysa 9 elmadan 4 elma çıkınca kaç elma kalır? 5 elma kalır. Süper zekisin. 5 çarpı 12 üzeri x o zaman 720'dir Tonguç Ören Bey'im. Her iki tarafı 5 ile sadeleştirdiğim zaman 12 üzeri x'in aslında nereye 5'i çarparsam 720 çıkar? 144 olduğunu söyleyebilirim. 12'nin hangi kuvveti 144 desen x'in
2 olduğunu söyleyeyim. 12'nin ikinci kuvveti çünkü. 12'nin karesi 144'tür diyebilirim. Aa, 12 çarpı 12 144. Doğru. Süper zekisin Tonguç Eren Bey. X'i bulunuz demişti. Biz de X'i bulmuş olduk. Bravo diyorum sana. Peki geldik evladım benim. Neye? Yarı çapı R olan çemberin çevresi demiş. Hocam hemen, biz sınavda istediğimiz sorudan başlayabiliriz değil mi? İstediğin sorudan başlayabiliriz. Hiç merak etme. Mesela şöyle. Bu eski aslında çok bir üniversite sorusuna da benziyor. Ama LGS'de de bu tarz sorular geliyor biliyorsun. Aracık tam sayılar arası mesafenin 1 santimetre olduğu sayı doğrusunda. Zaten burası 3'müş. Burası 12. Burası 14, 13. Burası 14. Burası 15. Buna o diye gidiyor. 3 noktasında bulunan kök 2 bölü 2 santimetre yarı çaplı çember demiş. He. Yarı çapını vermiş. Yarı çapı neydi? R eşittir. Kök 2 bölü 2'ymiş ki zaten bize yukarıda şunu demiş. Aynı yeni sorularda olduğu gibi. Çemberin çevresi 2 pi R demiyormuş. He, 2 pi R bunun da çevresi olması gerekiyor. Tamam yazdık bunu. 3 tam tur atıyor demiş. He, 3 tane tam tur atıyor. Son durumda tekerin sayı doğrusuna temas eden kısmının hangi nokta arasında olacağını bulun demiş. Bir kere bizim ne yapmamız gerekiyor bu tür sorularda? İlk başta bir analiz yapmamız gerekiyor. Analiz ne demek biliyor musun? Şimdi, sağımızdakine solumuzdakine bakmak. Bu adam böyle saçmalama, bu adam böyle dönüyor Tomuş Eren. Acaba buradan nereye gelecek? Bu adam döndüğü zaman ne oluyor ki? Bu adamın döndüğü zaman aslında bizim bir çevresini hesaplamamız gerekiyor. Hadi gel seninle bir çevresini hesaplayalım. Çevresini nasıl hesaplanıyor? 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplanıyor. 2 çarpı pi zaten 3'müş. 3 çarpı r kaçmış? Kök 2 bölü 2'ymiş. Kök 2 bölü 2'yi hesaplamaya çalışalım. Şimdi bununla bu sadece işte oh be diyorum. 3 kök oh 2 be. 3 kök 2 çevresidir. Ama dikkat et ne demiş adam bize? 3 tam tur attığına göre. Ben şunu biliyorum. 1 tam tur atarsa çevresi kadar döner. Peki 3 tam tur atarsa ne olur? 3 çarpı çevresi. 3 süper zekisin. 3 tam tur dediğim şey 3 çarpı 3 kök 2'dir. Yani 3 kere 3 9'dan 9 kök 2 kadar mesafe gitmeli. Buraya da aldım. Bravo diyorum sana. Peki adam bak. Biz yaklaşık değer hesaplarına ne yapıyorduk? Kareköklü sayıyı tam kareköklü yapmaya çalışıyorduk. O yüzden ben 9'u içeriye sokmam gerekiyor içeriye. 9 içeriye girerse ne diye girer biliyor musun? Karekökün içine 81 diye girer. 9'un karesi 81. 81 çarpı 2'den karekök 162 ile ben uğraşıyorum aslında. Yani yaklaşık değerini bulmaya çalışacağım şey karekök 162 olacak. Peki 162 dediğim şey karekök 162 hangi iki tam kare arasında hemen söyleyelim. Hemen söyleyeyim sana Tonguç Eren Bey'im 144 ile 169 arasında 162 değil mi evladım benim? Evet hocam. Ve karekök 144, karekök 162, karekök 100, bak. 12 ile 13'ün karesi. Harika zeki bir öğrencisin. O zaman 12 ile 13 arasında diyebiliriz karekök 162'ye ve bizim aradığımız şey demek ki 12 ile 13 arasında. Ama şurada çok dikkat etmen gereken şey işte burası. Dananın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. İşte bu nereden başlıyor? Sıfırdan başlamıyor. Üçten başlıyor. Dolayısıyla ben gitmeye başladığım zaman öyle bir mesafe gideceğim ki 3'ten başlayıp gideceğim. Yani ben karekök 162'ye gittiğim zaman 12 ile 13 arasında bir mesafe gideceğim değil mi? Yani 12'den fazla gitmem gerekiyor. O zaman 3 eklersem 12'ye ne olur anlasın? 15 edeceğim değil mi? Ha, buna 3 ekledim. Buna da 3 ekleyeceğim. Dolayısıyla benim bulmam gereken mesafe 15 ile ne olması gerekiyor? 16. 16 arasında olması gerekiyor. Neyin? Bu karekök 162'ye 3 eklenmiş halinin. Çünkü 3'ten başladık. Karekök 160 kadar gittik. Resmen kazık yanmak için evet. Ellerinden geleni birazcık, altlarına koymamışlar. Birazcık çeldirici bir soru. Ama önemli olan hangi nokta arasında? Biz miyiz hocam? Ne yapmaya çalışıyoruz? 15 ile 16 arasında yani DE arasında olacaktır diyoruz. Bravo diyorum sana. Geldik şimdi bir tane de kareköklü ifadeler sorusuna. Şimdi karşımızda bir ondalık karekök sorusu var. Burada yapmamız gereken bak bir sürü karekök var Tomuş. Böyle bir karekök var. Onun içinde başka bir tane karekök var. Onun içinde başka bir karekök var ve başka bir karekök var. Burada her zaman ilk başta en içtekinden başlıyoruz. Yani şu zımbırtıyı bir yapmaya çalışıyoruz. Karekök 0,01 aslında 1 bölü onda bir %1 olduğu için 1 bölü 100'dür karekökün içinde. Bu diye dışarıya 1 diye çıkar, bu da 10 diye çıkar. 1 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. Bu da aslında 0 tam 10'da 1'dir diyebiliriz değil mi Elhan? Evet hocam. Sonrasında diyorum ki bu aslında 0 tam 10'da 1. Sonrasında 0,91'den 0 tam 10'da 1 çıkmak zorunda. 0,91 eksi 0 tam 10'da 1 dersek 0,81 eder Tonguç. Bu aslında 0 tam 10, %10'dur diyebiliriz. 0,81 çıktı. O zaman bak. Bu karekökün içinde 0,81 sayısı var. Kare yani şurası komple 0,81 etti. O zaman karekökün içinde 0,81 sayısını hemen hesaplayalım seninle beraber. Bak bir oyun gibi ilerliyor. 81 bölü 100 dersek eğer buna bu 9, 81 9'un karesi bu da
onun karesi olduğu için 0.19 etti. O zaman şuradan çıkan sayı, şuradan çıkan sayı 0.19 etti. Ve bunu 1.06'ya toplamam gerekiyor. 1.06 ile 0.19'u toplarsam Tonguç Ölen Bey, hemen kaç etti? 1, bu 90'dır aslında. 1.96 etti değil mi öyle adım benim? O zaman bak şunun içi komple 1.96 etti. Bunu neyin içinde? Karekökün içinde değil mi evladım benim? Evet hocam. O zaman bak 1.96 karekökün içindeyse hemen bulmaya çalışalım. 196 bölü 100'dür. Bu aslında 14 bölü 10 diye çıkar. O da 1.10'da 4'dür diyebiliriz. O zaman bak şuraya kadar getirdik. Şuradan çıkan zımbırtı da 1.10'da 4 etti. Ve bunu 1.16 ile toplamam gerekiyor. 1.16 artı 1.4 diyeceğim de bunların ondalıkları eşit olsun diye 1.40 yapıyorum. Topladığım zaman 1.56 etti Tonguç Erhan Bey'im. Gördüğün gibi. Dur bakayım kaç etti? 1.56 etti. 1.56 dediğimiz şey... Hayır özür dilerim 2.56 etti çünkü 1.56'dan 2.56 etti. Dolayısıyla bunları topladığım zaman Tonguç Eren benim 2.56 karekökün içindeydi ya. Hemen karekökün içinde 2.56'yı da hesaplayalım acaba kaç etti? 256 bölü 100'den Tonguç Eren benim. Bu 16'nın karesi bu 10'un karesi de 1.16 etti. O zaman ben yukarıyı komple buldum. Gerçekten karma karışık oldu ama 1.16 etti. Aşağısı zımbırtısı da aslında bununla aynıydı. Beyin zaman, yakan sorular. 1.6'yı 0.1 ile bölmem gerekiyor. Bunları 16 bölü 10 diye bölebilirim. 1.6 dur bakayım kaç etti? Bunu 16 yaptım. Bunu da 1 yaptım. Özür dilerim. 16 bölü 1'den cevabımızın 16 olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. Geldik işlemin sonucunun doğal sayı olduğuna göre. Neydi doğal sayı çarpanları? Natürel sayıydı. Şimdi bak karekök 54. Karekök 54. Öyle bir sayıyla çarpacakmış ki aslında x'i çarptığımız zaman bizim tam kare çıkmamız gerekiyor. Yani hemen ben şöyle düşünelim. Karekök 54'ü ben şöyle düşünürsem 6 kere 9'dur değil mi Allah'ını seversen? 6 kere 9'dan 3 dışarı çıkar 9 bu da kök 6 kalır. Yani 3 kök 6'yı ben kök içinden neyle çarpmam gerekiyor ki bunun cevabı karekökün dışına çıksın? Ben de şunu görüyorum. Burada x varsa bunun da kök 6 olması gerekiyor. Yani x'in dediğimiz sayının 6 olması durumunda 6 kere 6 36 36 bak çat diye çıktı. O zaman x'i 6 bulduk bile. Karekök 40 çarpı 7 ise karekök 40'ı bir açmam gerekiyor. Yani illa karekök 40 dediğim şey aslında 4 kere 10'dur. 4 2 diye çıkar 2 kök 10'dur. Bunun yanına ne eklersem acaba dışarı çıkar. Tabii ki 10 eklersem. Dolayısıyla y'nin de 10 olduğunu söyledim. 27 de Tonguç Ölen benim. Karekök 27 9 kere 3'tür. 27 aslında 3 kök 3'tür. O zaman ben bunu içeriden 3 ile çarpmam gerekiyor. Z dediğimiz sayının demek ki 3 olması gerekiyor diyoruz. Ve bunları topladığım zaman 16, 13, 19 doğru cevabımızdır diyoruz ve geldik artık birazcık daha veri analizi sorularına. Aşağıdaki tabloda Tonguç'un bir gün içinde yaptığı tüm eylemleri ne kadar sürdü vermiş. Tamam eyvallah süper. Ders çalışma, uyuma, yemek, dinlenme, oyun oynama. Yanlış hocam. Tüm yanlış hocam. Benim normalde ders çalışmaya daha süre ayırıyorum. Uyumaya daha süre ayırıyorum. Yemek yemeye daha süre ayırıyorum. Dinlenmeye ise çok daha fazla süre ayırıyorum hocam. Yani. Tonguç'un... En çok da oyun oynamaya süre ayırıyorum. Çünkü oyun önemli hocam. Benim hayatım oyun. Evet, life is a game. 4 saat gerçekten de. Bir gün içinde yaptığı tüm eylemlerin zaman olarak da alımı daire grafiğine çevrilirse ders çalışmaya ayırdığı vakte ait daire diliminin merkez açısı. Hocam tuvalete 1,5 saat vermişler o hafta cırcırdım doğru bir saat vermişler. Evet saçmalama iğrenç. Tonguç Hanım bir kere bütün toplamı bulman gerekiyor. Eğer böyle bir daire grafiği oluşturmak istiyorsan ilk başta toplamı bulacaksın. 4,5 ile 1,5'ü toplarsam 6 saat eder. 4 daha 10, 14... ondan sonra 17 24 saat ya ne yaptım ben ya Allah'ım yarabbim bir gün içinde ayırdığı toplam zaten 24 saat olması gerekiyor değil mi Tonguç? Bazen çok günler 25 oldu. Saat olabiliyor hocam. Bazen olabiliyor. Birazcık kafayı yedim gerçekten. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Neydi formülümüz? Daire grafiği oluşturmadaki bir tane formülümüz şuydu. Aslında veri bölü toplam yani bizim istediğimiz veri bölü toplam eşittir açı bölü 360 denilen basit bir formülümüz var. Verisi hangisini arıyoruz biz daire grafiğindeki merkez açısını? Ders çalışmaya ayırdığı vaktin. Yani 4,5 bölü Tonguç Eren benim, toplam 24 saat gördüğümüz gibi eşittir. Açısı bölü
360 derece diyorum. İşte burada yapmam gereken şey aslında bunu çözebilmek. Bunu çözmek için ne yaparız Sonuç Eren benim seninle beraber? Burada aslında bir içler dışlar çarpımı yapabiliriz. İçler dışlar çarpımı dediğimiz şey aslında şunla şunun, şunla şunun çarpımıdır. 24 tane açı, alfa da yazabilirsin. Ben açı yazayım hani alfa kafa karıştırmasın dedim. 360 çarpı 4,5 diyorum. Her iki tarafı hiç bak bunu çarpmıyorum. Çünkü bunu çarparsam eşek gibi bir sayı çıkacak. Her iki tarafı 24'e bölmem gerekiyor açıyı bulmak için. O zaman bak 360'da 24'ü sadeleştirirsem Tonguç Eren Bey'im 15 çıkıyor. 15'le de hemen şöyle yapalım. 15'le de bununla bunu sadeleştirdim. 15 çıktı. 15'le 4,5 çarptığımız zaman 67,5. Yani açı dediğimiz şeyin 67,5 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. Gerçekten mükemmel bir şekilde soruyu çözmüş olduk. Geldik bir okuldaki 8. sınıf şubelerinin öğrenci sayıları benim için tamam eyvallah. Bak ABC'de 8A, 8B, 8C'ye tekrar tamam. Tüm 8. sınıfların isimleri bir çekiliş için eş kartlara yazılıp. Aa iPhone çekilişi. Aynen bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ismin 8C sınıfındaki bir öğrenciye ait olması olasılığı 1/5 olduğuna göre bu okulda kaç tane 8. sınıf öğrencisi var demiş. Şimdi Tonguç Eren Bey bir kere hemen şunu unutmamız gerekiyor. İlk başta olasılığı hesaplamak için yapmamız gereken şey neydi? Hemen olasılık hesabında istenen durum bölü tümü formülünü kullanacağız. Şimdi istenen durum ne? 8C sınıfındaki bir öğrenciye sahip olma olasılığı. Bak hemen ben bu sütun grafiğini şöyle yapayım. A'nın üzerinde 8'e denk geldiği için 8. kat 8 yazıyorum. B 16 yazıyorum. C'ye x yazıyorum Tonguç Eren Bey. Çünkü x katına gelmiş. D'ye de 2x yazıyorum ki karıştırmayalım kafayı. Şimdi istediğim şey ne? 8C sınıfına gelmesi. O zaman x bölü diyorum. Tüm ne? Tümü de bunların hepsini toplamı değil mi herhalde benim? Evet, hemen toplayalım. 8 artı 16 artı x artı 2x. O zaman dolayısıyla 3x. Bunların toplamı da 24. 3x artı 24'tür tümü diyebiliriz. 3x artı 24. Bunun olasılığı ne demişti Tonguç Eren Bey? 1/5 olduğuna göre. O zaman demek ki bu 1/5'miş. Ha, o zaman aşırı basit. Bunların içler dışlar çarpımı yaparak x'i hesaplayabilirim. 5 kere x 5x. 3x artı 24 çarpı 1. 3x artı 24'tür diyebiliriz. Sonra normal denklem çözümü yapıyorum. 3x'i karşıya attığım zaman artı 3x eksi 3x diye geçti. 5x eksi 3x eşittir 24 çıktı. 5x'ten 3x çıktı. 2x. 2x eşittir 24 çıktı. X eşittir 12 çıktı mı evladım benim? Evet hocam. Ha, bize ne soruyordu? Bu okulda kaç tane 8. sınıf öğrencisi vardı? 8. sınıf öğrencilerin toplam sayısı 3x artı 24'tü. Bu şubelerin toplamıydı aslında. O zaman x dediğimiz şey 12 ise... O zaman burası 12, burası 24'tür. Hemen toplayalım istersen. 24, 16, 40 etti. Bu ikisi 20 etti. 60 öğrenci vardır diyebilirim. Bravo. 60 zavallı insan. Saçma mı? Aşağıda bir oteldeki ayakkabı rafının önden görünümü ve raf, birazcık da bir rafı yamuk çizmişiz. Bunlar ayakkabılar göstermiş. Tamam eyvallah. Ali ve Cenk ayakkabıları rastgele raflara yerleştirilen otel sorumlusuna ayakkabıların yan yana bulunmasını rica ediyorlar. Tabii ki rica ediyor. Saçmalama senin gibi diyor herkes. Buna göre Ali ve Cenk'in ayakkabılarının en alt rafa konma olasılığını buldunuz demiş. Bir kere Tonguç Eren Bey. Hayatta gördüğüm en komik soru hocam. Yani ayakkabı raf sorusu. Bu ne sorusu biliyor musun? Olası durumları hesaplama sorusu. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Ali bak burada dolu olan raflar var. Ve Ali ve Cenk bu raflara ayakkabılarını yerleştiriyor. Ama diyor ki. Diyor ki yan yana bulunmasını rica ediyorlarmış. Yan yana olacakmış. O zaman Ali'nin ayakkabılarıyla Cenk'in ayakkabıları yan yana durulması gerekiyor. Ve en alt rafa konma olasılığını hesaplayın diyor. Bir kere olası durumların hepsini hesaplayalım mı? Hesaplayalım. Şimdi Ali ve Cenk'in yan yana bulunma olasılığı ya burada olur Tonguç Eren Bey'in bu ikisi yan yana. Ya burada olur Tonguç Eren Bey'in bu ikisi yan yana. Ya burada olur Tonguç Eren Bey'in bu ikisi yan yana. Ya burada olur bu ikisi yan yana. Rafa'nın ayakkabının yan yana bulunmasını diyeceğim. Evet tamam. Ya da başka ne olabilir? Bir de burada olabilir değil mi? Yani hem burada hem burada da olabilir. Çünkü burada iki tane olabilecek şey, olası durum var. Ya burada olur Tonguç Eren Bey'im ya da burada olur değil mi evladım benim? Kaç tane olası durum var? Sayalım seninle beraber. Bravo sen diyorum sana. Çok zekisin gerçekten. 1 2 3 4 5 6 7 tane olası durum var evladım benim. Dolayısıyla olası durumlar dediğimiz şeyin
aslında Ali ve Cenk'in yan yana gelme olasılığı, yani rica ettiği zımbırtının 7 tane olduğunu söyleyebiliriz. Ve olası durumlar aslında bizim bir olasılık hesabı yaparken ne demiştik? Olasılık hesabı yaparken bizim aslında istenen şey bölü tümü dediğimiz yerdeki olası durumlar aslında tümünü temsil ediyor. Dolayısıyla ben diyeceğim ki bizim olasılığımız soruyor değil mi? En alt rafa koyma olasılığı. Kaç tane Allah'ını seversen? 2 tane. Ya bu olabilir ya bu olabilir. O zaman 2 tane bölü bütün olası durumlar ne? 7. Yan yana durması 7 tane. Dolayısıyla 2 bölü 7. Oha ne kadar kolay bir soruymuş. Halbuki ama bunu düşünmesi birazcık komplike olabiliyor. Hocam sınavda bu soruyu yaparsam aklıma siz geleceksiniz. Tebrik ederim. Yukarıda verilen sayı doğrusunda A ve C sayıları arasındaki doğal sayılar eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor demiş. Bu torbadan rastgele bir kart çekildiğinde kartın üzerinde yazan sayının A ile B arasında bir sayı olma olasılığı 1 bölü 2'den fazla demiş. Ha şimdi demiş ki A ile C arasındaki doğal sayılarda bak burası çok önemli. Kök 30, kök 111, kök M bilmiyoruz ama şuradaki sayıları bir hesaplayalım. Kök mesela hemen şöyle söyleyeyim. Kök 36 bir doğal sayıdır. Neden? Çünkü 6'dır aslında. Kök 49 bir doğal sayıdır. Çünkü 7'dir aslında. Kök 8, 64 bir doğal sayıdır. Çünkü 8'dir aslında. Kök 9 olması için 81 bir doğal sayıdır. Çünkü 9'dur aslında. Kök 100 bir doğal sayıdır. Çünkü 10'dur aslında. Kök 121 diyemem çünkü kök 111'i geçmiş oluyor. Dolayısıyla bak 1, 2, 3, 4, 5 tane doğal sayı var. Onları hemen yazayım. 6, 7, 8, 9 ve 10 doğal sayıları var bunların arasında. Dolayısıyla toplamda 5 tane doğal sayımız var. Adam bize şunu söylemiş. Demiş ki A ile C sayıları arasındaki doğal sayı eş kartlara yazıp torba atıyor. O zaman 6'yı yazmış, 7'yi yazmış, 8'i yazmış, 9'u yazmış ve 10'u yazmış. Bir de buradan sayılar yazacak. Ama dikkat et. Torbadan rastgele bir kart seçildiğinde kartın üzerine yazılan sayının A ile B arasında olma olasılığı, yani bu tarafta olma olasılığı 1 bölü 2'den. Hemen şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. %50'den fazladır demiş. Ha, o zaman diyorum ki buradaki sayıların miktarı buradaki sayılardan daha fazla. Çünkü bunu tam böyle şöyle düşün. %100 gibi düşün. Bu bir kısmı, bu bir kısmı. Bu yarısı olsaydı %50, bu yarısı olsaydı %50. Yani burada toplamda kaç tane sayı var? 5 tane. Burada 5 tane sayı olsaydı eğer bunun olasılığı da bunun olasılığı da aynı olurdu. Ama bunun olasılığı bundan daha fazla olduğuna göre demek ki burada daha az bir sayı var. Yani 5 tane sayıdan daha az bir sayı var. Ha diyor ki M sayısının olabileceği en büyük tam sayı değeri soruyor. O zaman burada maksimum kaç tane olabilir desem 1, 2, 3, 4 tane tam sayı olsa yeterli. 4 tane doğal sayı olsa yeterli. Çünkü eğer bu 4 taneden fazla olursa Tonguç evladım benim. Bunun olasılığı 1 bölü 2'den daha fazla olamaz. Olamaz. Çünkü bunlar 5 tane olsaydı %50, %50, 1 bölü 2 olurdu. 6 tane olsaydı zaten bunun olasılığı daha fazla olurdu. Bundan daha az olurdu. Bunun daha az olurdu. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken şey, burası kritik bir şey yani. Birazcık düşünce seli var burada aslında. Burada maksimum 4 tane olmalı ki zaten bize M'nin büyüklerini soruyorsa buraya 4 tane. 3 tane de yerleştirebildik. 2 tane de yerleştirebildik. 1 tane de yerleştirebildik. Ama adam bize M'nin büyüklerini sorduğu için M'yi daha uzağa getirmemiz gerekiyor. O zaman diyorum ki ya kardeşim karekök 100'den sonra karekök 121 gelmez mi evladım benim? Evet hocam. Ondan sonra karekök 144 gelir. Sonra karekök 169 gelir. Sonra karekök ne gelir Allah'ın size? 196 gelir. 16'nın 14'ün karesi. 13'ün karesi. 14'ün karesi. Bitti bu kadar. Demek ki karekök M dediğimiz şey aslında hangisi olabilir derse Tonguç Ören Bey'im. Tabii ki karekök evet hangisi demiş. Hemen bakalım. Karekök 196'dan büyük bir şey olması gerekiyor diyebiliriz. O zaman karekök 200 şöyle diyelim. Karekök bundan sonra ne gelir? Karekök 225 gelir değil mi evladım? Evet hocam. Karekök 225'ten fazla bir şey olmaz. Zaten bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Ama dikkat et. Karekök 168 bu araya geliyor. Bundan daha fazla olması için bu maksimum değeri olamaz. Karekök 170 buraya geliyor. Burada olmaz. Karekök 196, 195 buraya geliyor. Bu da daha fazla olmasını istiyoruz. Karekök 196'dan daha büyük değer ne olabilir desek
karekök 224 olabilir. Dolayısıyla M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 225'ten az olması için karekök 224'tür. O zaman M de 224 sayısına denktir diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Geldik. Tam kare olması için ABC harfleri yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz demiş. Tonguç, tam kare ifadelerde şunu hatırlamamız gerekiyor. Bu bir sayı, bile istemiyorum. Bu bir sayının karesi, bu da bir sayının karesi. Bu neyin karesi? 3x'in karesi. Bu neyin karesi? 4'ün karesi. Herkes çok dikkat et. Buraya 9x'in karesi gibi yazıyorlar. Sakın dikkat et. 3'ün ve x'in ayrı ayrı karesini düşünmen gerekiyor. O zaman diyorum ki ben, bu aslında 3x artı 4'ün karesi şeklinde yazılabilir. Ama böyle bir durumda ne yapıyorduk? Tamam, bunun karesini alıyorduk. 9x kare. Bunun karesini alıyorduk. 16. Ama bu x'lerin çarpımının iki katında buraya yazıyorduk. Dolayısıyla 3x çarpı 4 12x eder. İki katı da 24x etmesi gerekiyor. O zaman A dediğimiz sayının aslında 24 olması gerekiyor. Bravo diyorum sana. Geldik bu zımbırtıya. Burada bu bir şeyin karesi, bu bir şeyin karesi. Bu neyin karesi? 3'ün karesi. He. Ne demiştik hatırlıyorsan? Bunu açtığım zaman demek ki burada artı veya eksi, bu eksi olduğuna göre eksi 3 var. Bir şeyin karesi olacak. Burada bir şey yazması gerekiyor. Ve bu ikisinin çarpımının iki katı da eksi 6x etmesi gerekiyor. Ben hemen gördüm. 2x'in karesi olmak zorunda. 2x de 3'ü iki katı olması gerekiyor. X olması gerekiyor. X ile 3 çarparsan ne eder evladım benim? 3x. Süper. 2 katı 6x etti mi? İşte bu kadar. O zaman x eksi 3'ün karesi şeklinde yazarsak eğer bu b'nin dediğimiz sayının bunun karesi aslında x karedir. Dolayısıyla b'nin 1 olması gerekiyor. 1x kare olması gerekiyor diyebiliriz. Geldik o zaman b'yi de bulduysak şimdi hemen c'yi bulmaya çalışalım. Bak bu neyin karesi? x'in karesi. Bu da bir şeyin karesi olacak. O zaman diyorum ki ben 2x eksi bir şey çünkü burada eksi var. Nokta 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 karesi olacak şekilde tam kare yapılabilir. Şimdi burada unutmayalım. Buna bunun çarpımının iki katı burasını vermesi gerekiyordu. Bununla bir şeyi çarp iki katını al 4x etsin. O zaman 1'dir Tonguç Eren benim. 2x'e 1'i çarp. 2x'dir iki katı da 4x'dir. Dolayısıyla 2x eksi 1'in karesi olması gerekiyor. O yüzden bizim bulduğumuz şey c'nin de 1 olduğudur diyebiliriz. O zaman b'yi bulduk 1'i bulduk. A'yı da bulduk 24 bulduk. Bravo diyorum sana. Geldik yarıçapı r olan dairenin alanı pi r kare demiş. Aynı yerinesi sorarda olduğu gibi. Kısa kenar uzunluğu 2x artı 4 santimetre olan dikdörtgenin içine olabilecek en büyük yarıçapa sahip 2 adet eş daire çizilmiştir demiş. Hemen bakalım. Evet gerçekten çizilmişler. Güzel çizmişler. Buna göre taralı bölgenin alanların toplamını santimetre genişliğinden veren ifade bulunuz demiş. Bir kere Tonguç Eren Bey şunu unutmamız gerekiyor. Bunun daire merkezi burasıdır. Bunun merkezi burası olduğuna göre bak şöyle düşünelim. Şuradan şuraya kadar çizilen mesafeye ne diyordu Tonguç Eren Bey? Biz yarı çap diyorduk değil mi? Yarı çap. Ha, harika. Peki. Küçük aynen. Buradan burası da aslında aynı yarı çaptır Tonguç Eren Bey. He, o zaman diyorum ki bak R ile R'nin toplamı yani 2R dediğimiz şey aslında 2X artı 4'e eşittir. Çünkü bu mesafede bu mesafe eşit olmak zorundadır diyoruz. Dikdörtgensel özelliklerden. Dolayısıyla R dediğimiz şey bunun yarısı. Yani X artı 2'dir diyebiliriz. O zaman R'yi bulduk bile. Oh be diyorum. Sonrasında diyorum ki şimdi burası 2R ise şu Tonguç Eren Bey hemen şöyle düşünün. Bak şuradan şuraya kadar mesafe de R değil mi? Şuradan şuraya kadar mesafe de R değil mi? Buranın merkezi buysa burası da R değil mi? Ondan sonra buradan buraya kadar R değil mi? Tonguç Eren Bey bak bunun uzun kenarı aslında şurayla aynı değil mi Allah'ın seversen? Evet hocam. 1R, 2R, 3R, 4R toplamda 4R aslında bunun uzun kenarı. O zaman 4 çarpı x artı 2 bunu çarparsam 4 çarpı x artı 2'den aslında bunun cevabının 4 kere x 4x 4 kere 2 8'den 4x artı 8 de uzun kenarı olduğunu söyleyebilirim. Bravo diyorum sana. Şimdi niye bunları hesapladım? Çünkü bak bunun kısa kenarını biliyorum. Uzun kenarı da biliyorum artık. O zaman ben bu dikdörtgenin alanını hesaplayabilirim. Çünkü benim bu taralı dediğim şey aslında şöyle düşün bak. Şöyle bir dikdörtgenin içinden ben eğer bu iki tane yuvarlığa çıkartırsam neyi bulmuş olurum? Yani şöyle bunlar yuvarlaklar buradaydı ya Tonguç Eren Bey. Bu arada kalmış alanı hesaplayabilirim değil mi? Zaten benim bu arada kalmış alanı hesaplayabilmem için bu dikdörtgenin içinden aslında yani bütün alanın içinden şu dairelerin alanını çıkartırsam eğer ben bu köşede kalmış zımbırtıların alanlarını
hesaplayabilirim. Bravo diyorum sana. Şöyle bir alan garipliği çıkıyor ortaya. Değil mi? Hemen şöyle yapalım. Hatta aynısını çizeyim de sonra şey. Yani şu arada kalmış alanları benim hesaplamam için bu işlemi yapmam gerekiyor. O zaman ben dikdörtgenin alanını hesaplamam gerekiyor ilk başta. Nasıl hesaplarım? Uzun kenarla kısa kenarını çarparak. 4x artı 8 çarpı 2x artı 4. Cebirsel ifade çarpması yapacağım burada. Nasıl çarpıyordum? Bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu çarpıyordum. Heh, bu kalsın bir kenarda. Şimdi dairenin alanını hesaplamak için ne yapıyordum? Pi r kare. Yani 3 çarpı r'yi bulmuştuk. X artı 2'nin karesiydi. X artı 2'nin karesi vardı. Bu bir tane dairenin ama iki tane daire olduğu için bir de bunu 2 ile çarpmam gerekiyor. Bu da dairenin alanları Tonguç Eren benim. O zaman benim bunun alanını bulup eksi bunun alanını yapmam gerekiyor. O zaman bu arada kalmış zımbırtıları hesaplayabilirim. Birazcık kallavi bir sorunu söylemek istiyorum. 4x'e 2x'i çarparsam 8x kare etti. 4x'e artı 4'ü çarparsam artı 16x etti. 8'de artı 2x'i çarparsam artı 16x etti. 8'de artı 4'ü çarparsam artı 32 etti. O zaman bu bulduğum şey aslında dikdörtgenin alanı dedik. Ve geldik sonrasında hemen bunu hesaplayalım. Şimdi 2 kere 3 6. X artı 2'nin karesini hesaplarsam ben eğer burada 6 çarpı x kare artı 4 demiştik. Bir de arasında bu x'in çarpımını iki katına çarpıyorduk. 2x 2'yi çarparsak 4x etti. Ha, bunu çarptığım zaman bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu dağıtmam gerekiyor. 6x kare artı 24x artı 24 şeklinde çıkardım. O zaman diyorum ki ben bunları artık alt alta yazayım. Çünkü bayağı bir işler pazara gitti. Hemen bak 8x kare artı 16x 16x 32x etti. Benzer terimle olduğu için hemen topladım. Artı 32'den neyi çıkarmam gerekiyor? 6x kare artı 24x Tonguç Eren benim. Artı 24'ü çıkarmam gerekiyor değil mi Eren? Bunları çıkardığım zaman bununla bu çıkarsak 2x kare kalır. Bununla bu çıkartırsak artı 8x kalır. Bununla bu çıkarsak artı 8 kalır. Dolayısıyla doğru cevabımızın bu olması gerekiyor dedik. Bu arada kalan alan. Gerçekten kallavi zor sorularda karşımıza. Hayır çıkmadı. Şekilde verilen A ve B keresteleri. Evet sana bahsediyorum. Duygusal anlar. Eşit unutuyorum. Sorularınıza bana yer verdiğiniz için öncelikle kurumunuza teşekkür ediyorum. A kerestesi 8 eşit. B keresesi ise 12 eşit parça ayırıp bu parçalardan 8 tanesi kullanılarak aşağıdaki iki farklı kare oluşturmuş. Tamam eyvallah. Şimdi Tonguç Eren Bey, A keresesi ve B keresesi eşit uzunlukta. Zaten görüyorsun 24x artı 48 santimetrelik uzunlukları varmış. O zaman hemen A keresesini bölüyorum. 24x artı 48'i benim neye bölmem gerekiyor? 8 eşit parçaya bölmem gerekiyor. Bu A keresesi için yaptığımız hesapta. Şimdi B keresesi için hesap yapalım. 24x artı 48'i Tonguç Eren benim. Kaç parçaya böleceğiz? 12 parçaya böleceğiz. Şimdi ben buradan hemen şöyle diyorum. Ya kardeşim bunlar ortak çarpan parantezini alabilirim. Nasıl ortak çarpan parantezini alırım? Bu aslında 24 parantezini alırsa x artı 2'dir diyebilirim. Bunu 8'e böldüğüm zaman bununla bu sadeleşir. 3 kalır buradan. O zaman A keresesinin bir parçası 3 çarpı x artı 2. Yani 3x artı 6'lık santimetrelik parçalara bölünür. Bu zımbırtı da aynı şeyi yaparsam eğer Tonguç Eren benim. Bu aslında 24 parantezinde x artı 2'dir. Bunu da 12'ye böldüğüm zaman bununla bu sadece işte 2. Bunu dağıttığım zaman da 2x artı 4 santimetrelik parçalara ayrıldı diyebilirim B keresesi içinde. Sonra diyor ki bu parçalardan 8 tanesini kullanarak bak A'dan 4 tane almış. 1, 2, 3, 4 tane almış. Bir parçası 3x artı 6 idi. O zaman bunun bir kenarı 3x artı 6 ise 3x artı 6. Diğerinde ise bir kenarı 2x artı 4'tü. 2x artı 4. 2x artı 4. Kareler oluşturuyor diyor. Santimetre açısından alanları farkını bulunuz demiş. O zaman ben bunun alanını ve bunun alanını bulacağım. Alanları farkını bulacağım. Bak bir sürü cebirsel ifade yapıyorum. Bunun alanını hesaplamak için 3x artı 6'nın karesini alacağım. Hemen nasıl yapıyorduk? 3x'in karesi 9x kare. 6'nın karesi 36 artı diyordum. Sonra diyorum ki bu ikisinin çarpımının iki katı. Yani 3x çarpı 6 18x'tir. İki katı da 36x'tir diyebilirim. Şimdi diğerini hesaplayalım seninle beraber Tonguç Eren Bey. Hemen burada da 2x artı 4'ün karesini alıyorum. Ne yapıyorduk? 2x'in karesi 4x kare. 4'ün karesi 16 Tonguç Eren Bey. Bir de bu ikisinin
çarpımının yani 4x 4 ile 2x'in çarpımı 8x'in 2 katı 16x etti. Şimdi diyor ki alanları farkını buluyor. Çok basit. Bunları birbirinden çıkartıyorum. 9x kareden 4x kare çıkarsa 5x kare kalır evladım benim. Tebrik ediyorum seni. 36x'ten 16x çıkarsa 20x kalır. 36'dan 16 çıkarsa 20 kalır. Bravo diyorum sana. İşte bu da alanları farkı da diyorum. Tonguç tekrar ediyorum. Yazı notlarımızı tüm Tonguç kitapçılarından bulabilirsin. Bununla bütün konulara çalışmayı ihmal etme. Bütün feni var, inkılabı var, dini var, İngilizcesi var. İngilizce özel kelimeler var. Aynı zamanda matematik tekrarı var. Burada matematikte bilmen gereken bütün formüller, kavramlar listesi var. Ve şimdi nasıl çalışacaksın sınava biliyor musun? Bir kere Tonguç Eren Bey'im. Hemen sana ödevini vermek istiyorum sınava çalışırken. Bir kere taktikli yeni nesil matematik olanlar arkadaşlar için hemen ödev vermek istiyorum. Bir kere çalışmamız gereken kısımları vermek istiyorum. İkinci sınavda özellikle şuradan sonrası gelecek. Yani hemen şöyle söyleyeyim sana. Karaköklüler değil mi hocam? Karaköklülerin ikinci kısmı ama ağırlıklı gelecek. Sayfa 74'ten başlayacaksın Tonguç Eren Bey'im. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82. Çünkü çizgi grafiği, sütun grafiği. Sonrasında grafikler arası dönüşüm ki sınavda kesin gelecek Tonguç Eren Bey'im. Aynı şekilde test 34, test 35. Matematik uygulama soruları da var burada. Birazcık daha yeni nesil sorulara özel olarak. Ve aynı şekilde olasılık var sonrasında. Olasılıktaki soruları da yaparsan test 36, 37, 38 Tonguç Eren Bey'im. 39, 40. Olasılık önemli bir konu. Aynı zamanda da cebirsel ifadeler. Test 41, 42, 43, 44. Ve 45 özdeşliklerin sonuna kadar geleceğini bekliyoruz. 46 47'den de uygulama sorularını tamamlarsan artık bu işi tamamlamış olacaksın gerçekten de. LGS denemesine kadar yani sayfa 115'e kadar çalışabilirsin. Ardından Tonguç Eren Bey'im birazcık öğretmenimi zorluyor diyorsan zoru bankası senin için. Hocam 8 sınıf diye zor soruyorlar. Hemen Karaköy Kifer'in ikinci kısmından daha çok yoğunluklu çalışmaya başla. Orada şunu hemen sana söyleyeyim. Bak hemen burada sayfa 72'den başlayabilirsin. 72'den başlayıp Tonguç Eren Bey'im çizgi grafiği, sütun grafiği, grafikler arası dönüşümler aynı şekilde devam ediyor zaten konu başlıkları. Aynı aslında ünite değerlendirmeyi yapıp bütün konuyu bir tekrar edersen mükemmel olur. Özellikle ikinci ünite değerlendirme sayfa 86, 87, 88 ve 89'da iki tane testimiz. Bunlar çok değerli olacak senin için. Olası durumlarda test 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45'i yaparsan süper olur. Buradaki birazcık kazık sorular görebiliyorsun. Ya kazık derken gerçekten de hani sınav ayarında çıkacak sorular. Cebirsel ifadelerden de cebirsel ifadeleri bitirip Tonguç Eren Bey özdeşliklerle ilgili ifadelere geçersen de özdeşlikler burada zaten hem formülleri veriyor ama ardından bu çeşit yeni nesil soruları da çözmen gerekiyor Tonguç Eren Bey. Beceri temelli değil mi? Aynen. Üçüncü ünite değerlendirme sayfa 120, 121, 122 ve 123'de çalışırsan tam üniteyi tamamen üstünden geçmiş olarak tamamlayacağız inşallah seninle beraber. Dinamo son arkadaşlarımız için de vermek istiyorum. Dinamo Matematik'ten de sayfa hemen şöyle göstereyim sana evladım benim. Çarpma bölme toplama çıkarmayı zaten geçen sınavda çıkmıştı ama bak hemen sayfa 48 yani test 19, test 20, test 21, test 22, test 23. Buradaki yeni nesil soruları da yapmanı istiyorum. Test 24, 25. Olasılık geliyor sonrasında. 26, 27, 28, 29. Cebirsel ifadeler geliyor ve bitiyor artık merak etme. 30, 31. Ben de bittim hocam. Evet gerçekten ama önemli bir sınav bizim için. Hem de LGS'yi tekrar etmiş oluyoruz bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Tonguç Eren Bey'im. Özdeşlikleri de yaparsan yani test 36'ya kadar hatta şöyle söyleyeyim. Ünite değerlendirmeyi yaparsan sayfa 86 ve 87 ünite değerlendirmeyi yaparsan süper olur diyorum sana. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap. Sınavında şimdiden başarılar. Sağ olun hocam. Güzel notlarla inşallah döneriz. Hadi bakalım biraz.